Kıymetli misafirler, saygıdeğer basın mensupları, artık birbirimizi tanıyoruz, dost olduk ve tekrar bu gece bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Bugün sizleri partimizde emeği olan, sizlerin de yerel seçimlerde yakinen tanıdığı Sivaslı Belediye Başkan adayımız Ramazan Soydemir'in 28. dönem milletvekilliği aday adaylığı açıklaması için davet etmiş bulunmaktayız. Ramazan Bey ve diğer aday adayı arkadaşlarımız gibi çok sevdiğimiz, aynı zamanda vatanperver, ülkesine ve bayrağına sevdalı, bu şehre gönlesi için çalışmacı bir kardeşimiz, bir arkadaşımız, bir büyüğümüzdür. Tarımın, hayvancılığın mevcut iktidar tarafından bitirilişinin en yakın şahidi olarak kalkınma adına yapabilecekleri ne olan inancıyla yola çıktı. Kendisine parti ve şahsım adına başarılar diliyor ve sözü kendisine bırakıyorum. Cümleten merhabalar. Heyecanım kusura bakmayın. Eşiren hocalarımız da var. Kendilerine teşekkür ederim. Demek başkanımızın söylediği gibi 30 yıllık bir Hollanda tecrübem var. Hollanda hayatım var. İşte 5 yıl önce Türkiye'ye geldiğim zaman tabii ki ben Türkiye'yi televizyonlarda gördüğünüz gibi büyük bir insanı zannediyordum. Hiç de öyle değilmiş yani. Hakikatle karşı karşıya geldik. Ve her Türk vatandaşı gibi, memleketi seven insan gibi ben de elimi taşın altına koyarak bu yola çıktım. Size bir esprili bir şey anlatayım. Günün birinde bu yüzüğü görmüştüm. O zamanlar henüz İyi Parti kurulmamıştı. Dedim ki çok hoşuma gitti, ben bunu alayım. Ve bir yıl sonra partimiz kuruldu. Ve gerçekten de bu yüzük hala bende simge olarak geziyor. Yani demek ki diyorum yani bu kaderin bir cilvesi beni yönlendiriyor. Bazen öyle inanırız. Tabii ki bundan 5 yıl önce 2019 seçimlerinde Sivas'taki partili arkadaşlarımızın talebi, benimle onlarla yani uyum içinde olmak, Sivas'ın belediye başkanı adayı oldum. Tabii ki o zamanlar siyasete pek alışık değilim, hala da öyleyim. Ben tamamen gönüllülük usulüne göre hizmet vermek üzere hareket ediyorum. Bundan sonra da böyle devam edeceğim. Ben şunu inanıyorum, güçlü vatandaşlar güçlü ülke demektir. Vatandaşlarımızın güçlü olması gerekiyor. Koltuk sahipleri, iktidar sahipleri, makam sahiplerinin vazifesi vatandaşa hizmet etmektir. Ben de bugün milletvekili adayı olarak vatandaşımıza hizmet etme üzere bu yola çıktım. Allah nasip eder, vekiliniz olursam 5 yıl boyunca gece ve gündüz demeden vatandaşlarımıza hizmet etmek için çabalayacağım ve koşturacağım. Şimdi tabii ki dedim ki heyecanımı maruz durun. Aslında şöyle bir şey var. Sorunlarımız belli. Türkiye çok güçlü bir ülke. Maalesef iktidarımız güçsüz bir iktidar. Algıyla devlet yönetimi iktidar. Ve şöyle bir durum var. Kalkınmak çok kolay. Ama bunun için birlik olmak ve beraber olmak gerekiyor. Tabii ki bu birlik ve beraberlik vatan ve sevgisiyle olması gerekiyor. İktidarın yalanlarıyla değil. Tarım sektöründe büyük sıkıntılarımız var. Aslında çözülemeyecek bir sorunumuz yok. Ve Uşak %50 tarım, %50 sanayi olan bir ilimiz. Ben her zaman şu partim. Tabii ki dünyanın ikinci büyük kalemi bizde. Tabii Allah nasip etti ben Arizona'daki birinci büyük kalemine gittim. Ben öyle de ağam şahım bir şey değil. Ama insanlar pazarlamasını biliyor, tanıtmasını biliyor ve birçok insan oraya gelip ziyaret ediyor. Ve Allah nasip ederse bizim kalemimize de yüz binlerce, milyonlarca insan gelip ziyaret edecek. Bu aynı zamanda uşağımızın tanıtımı ve uşağımıza istihdam oluşturacak. Otellerimizin doluluk alanı artacak, hizmet sektörümüz canlanacak. Yani Uşak için 3 büyük projem var. Zaten bu da uşağı yani sizler beni takdir ederseniz, genel merkezim buna karar verirse, yani 5 yıl içerisinde uşağın çok büyük bir değişim geçireceğine inanıyorum. Bunu hep birlikte göreceğiz.
Ve üçüncü projem gençlerimiz. Gençlerimiz sahipsiz bırakılıyor. Gençlerimiz maalesef sıkıntılı. Ve ben genç zamanda gençlerimizin hem ülkesine faydalı bireyler olarak yetişmesi için hem de günlük mutlu ve huzurlu bir şekilde verimli aileler olarak, aile babalar olarak, aile anneler olarak yetişmesi için çok güzel projeler olacak. Önümüzdeki zamanlarda inşallah bunları size anlatacağım. Dediğim gibi memleketimi seviyorum. Burada olmakla, sizler olmaktan mutluyum. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim hepinize. Basın mensuplarımız, sorularınız varsa veya misafirlerimiz, kıymetli misafirlerimiz sorularınız varsa, sormak isterseniz memnuniyetle cevaplandırırım. Burası